3D Max yazılımı içerisinde çok güçlü modifier'lar barındırıyor. Bu modifier'ları kullanarak farklı biçim ve formlarda çeşitli objeler, eşyalar üretebilirsiniz. Sahnede görmüş olduğunuz buradaki 3 tane obje aslında birer silindir. Bu silindirlerden hareketle üzerine farklı modifier'lar ve bu modifier'larda parametreleri değişiklikle yaparak farklı objeler üretebiliyorsunuz. Bu noktada önemli bir detay, burada 3D Max ortamında üzerine modifier uygulayacağınız nesnelerin mutlaka segment sayılarını düzeltmeniz gerekir, arttırmanız gerekir veyahut da düşürmeniz gerekir veyahut da segment sayıları arasındaki mesafeyi iyi hesaplamanız gerekiyor. Çünkü birçok modifier burada segment sayısını baz alıyor. Onu da ilave edelim. Şimdi sahnemde görmüş olduğunuz 3 tane objem. Bir tanesi burada kadehe benzer, iki tane kadehe benzer, bir tanesi de mumluğa benzer bir nesne. Aslında bunlar birer tane silindir, başta da ifade ettiğim gibi birer tane silindir. Biz bu silindir diyelim ki bir tane sahneye ekleyip de bunu uyguladığımız modifiyelerin etkisini burada daha detaylı bir şekilde anlatalım. Önce silindirimizin çapını ayarlayalım, yüksekliğini girelim. Sağ tıklayıp çıkalım. Yarı çapını 1 olarak ayarlıyorum. Yüksekliğini 25 olsun. Yuvarlak değerler olsun. Height segment yükseklikteki nesnenin yüksekliğinde var olan segment sayısı. Diğer kap segment ise çapında yer alacak segment sayısı. Bu çapta kaç tane segment sayısını yer alacağını belirtiyor. Bunu mesela 10 yapıyorum. Side dış kenar sayısı ise dış kenarda bu nesnenin düzgün olarak görmesini sağlayan kenar sayısıdır. Bunu da 50 olarak bırakıyorum. Şimdi buradaki bir obje, buradaki şekildeki gibi bir obje üretmek istiyorsak, yani bir kadeh üretmek istiyorsak, öncelikle uygulayacağımız nesne, üreteceğimiz nesne silindir nesnesi. Bunun üzerine uygulayacağımız modifier squeeze modifieri. Squeeze modifieri nesneyi seçtikten sonra modifier listten sağ harfine basarak erişebilirsiniz. Buradan squeeze modifieri erişiyoruz. Squeeze modifierinde parametreler kısmında axis blue ve radial squeeze olmak üzere ana iki tane parametre var. Bunlardan birincisi dikey yönde nesneyi uzatıp üzerinde değişiklikler yapmayı sağlayan, buna bir çeşit eğim diyebiliriz. Bakın, şu şekilde eğimler vermeyi sağlayan bir modifier. Bunu nesnenin uç kısmından pah veriyor. Biz burada nesneye yatay yönde bazı etkiler vereceğiz. Yatay yönde şu kısma belli kavisler ve formlar vereceğiz. Bu nedenle buradaki axis blue'yu kullanmıyorum. Radial squeeze'i kullanacağız. Radial squeeze'i kullanırken amount değeri arttırdıkça nesneyi görmüş olduğunuz gibi üst kısımdan başlayarak dışa doğru çapını arttırıyor. Dışa doğru çapını arttırırken alt kısımda da görmüş olduğunuz gibi daraltıyor. Yani üst kısmı artıyor, alt kısmı daralıyor. Limit efekt seçeneğinde daha önceki modifiyerlerden de bahsettik. Bunu check edip de buradaki etkiyi hangi birimler aralığında olacağını ayarlarsak, ki bu birimler nesnenin yüksekliği ile ilgili. Nesnenin yüksekliği 25'ti. 25 santimlik değer içerisinde aktif olsun. Nereden başlasın? Bu etki işte 10 santimden başlasın dediğimizde 10 santimden itibaren bu nesnede bükme ve kavis verme işlemi gerçekleştiriyor. Bu curve değerini arttırdıkça bu nesnenin üst kısmının çapını artırarak daha eğimli hale getiriyorsunuz. Diğer buradaki alt bir seçenek ise biyaz seçeneği. Biyaz seçeneğini burayı küçültüp arttırdıkça squeeze modifiye ile bu etkiyi oluşturduktan sonra tabii şu kısmın biraz daha şey olmasını sağlayabilir. Yani bu kadar geniş durmamasını veyahut da genişliğini büyük ebatları üzerinde durulabilir. Bunu şimdilik sıfır yapıyorum. Özellikle şu boom kısmını daraltabilirsiniz. Diğer buna uygulayacağımız modifier ise buradaki alt tabanını genişletecek modifier. Buna da stretch modifier'i uyguluyoruz. Nesneyi seçtikten sonra yine modifier listten S harfine basmak suretiyle
Buradan stretch modifiyerini seçiyoruz. Stretch modifiyeri de benzer mantığa sahip. Burada sadece hangi yönde esneteceğinizi seçmeniz gerekiyor. Ve amfiliyevi ve stretch kısımlardaki değerler oynayarak bunu istediğiniz yönde esneterek büyütebiliyorsunuz. Mesela buradaki değeri arttırdığınız anda düşey yönde arttırıyor. Bunu Y aksını seçtiğinizde, X aksını seçtiğinizdeki sonuçlar ortada. Bize bu durumda bu nesneyi modellemek için Z aksı uygun olacaktır. Tabii bu değerleri pozitif girdiğinizde gördüğünüz gibi düşey yönlü hareket ediyor. Biz bunu negatif gireceğiz. Negatif girdiğimizde negatif mesela eksi 1 yapalım. Gördüğünüz üzere nesneyi tamamen bu kısımdan genişletti, esnetti. Amfibili değerini arttırdığımız sürece nesnenin formunu değiştiğini göreceksiniz. Bu noktada buradaki alt tabanını oluşturmak adına limit efekt seçeneğini check ederek bu stretch etkisinin hangi bölümde, hangi alanda oluşacağını ayarlamamız gerekiyor. Upper limit üst değeri ne olacağını, yani nesnenin boyuna göre üst değeri ne olacak? İşte nesne 25 santim ise nesnenin 2 santimlik alt kısmında gerçekleşsin diyoruz. 2 santim girdiğimiz anda bakın burada hemen bu 2 santimlik bölümde bu stretch modifiyenin etkisini gerçekleştiriyoruz. Ardından buradaki değeri arttırdığınız veya azalttığınız sürece görmüş olduğunuz gibi bu etki azalıyor veya da artıyor. Eksi 1 yapıp da amfili değerini arttırdığınızda bu alandaki bölümü görmüş olduğunuz gibi alana yayıyor. Burayı 6,5 yapalım. Da 6 yapalım. Tabi işlem bununla bitmiyor. Buradaki gibi bir nesne oluşturmak için başka modifiyerler de uygulamamız gerekiyor. Bu modifiyerlerin başında işte buradaki ağız kısmını keserek oluşturacak bir modifiyer. Bu da tabii ki